Ağladım. Yeni bir erkek arkadaşım var. Onun da böyle lakabı Malkoçoğlu'ymuş. Böyle arkadaşlar arasında öyle konuşuyorlar. Diyor ki herkese beni anlatıyor. Bir kız arkadaşım var işte sizinle tanıştıracağım. Hani toplanalım bir yerde. Ben de ona böyle eşlik ediyorum. Kemerimi taktım, kuşağımı doladım. Gidiyorum. Bir kemer nelere kadir. Neler Malkoçoğlu'na gittik. Evet. Atımızı da şuraya bağlayalım bari. Evet. Yeşim. Erkek arkadaşının arkadaşlarıyla mı tanışacak? Tanışacağım. Evet. Yüzüğü alınca erkek arkadaşlı konsept mi yaptın? Yok hayır. Konseptimi çok sevdiğim başka bir insan yorum yaptı. Oradan aklıma geldi. Ayakkabını çok beğendim. Teşekkür ederim. Acı çekiyorsun ama çok hoş duruyor. Teşekkür ederim. Ama ayakkabı çanta takım yapmanı sevmedim. Takım değil aslında hatta ya şu yılan metale derisi, falan takılacaksınız yılan derisi, diye. O da yılan derisi gibi falan o yılan kırmızı. Yılan derisi değil yalnız bu. O buradan yılan derisi gibi görünüyor. Yok bildiğin yok, simli böyle. Simli mi? Evet kendi içinden. Arkada çizgili. Da gördüm ama onun sim olduğunu hiç fark etmedim. Hiç fark etmedim. Böyle kendi içinden. Beğendim ya kolay ama beğendim yani. Ama çok bir da şey diyemedim. Harika değilsin. Peki, böyle başladık. Yağmur. Ben çantanı hiç beğenmedim. Kemer niyetine bağlamaya çalıştığın o şeye hiç anlam veremedim. Pantolonun çünkü orada düğmesi olduğu çok net belli oluyor. Evet, kapatmaya ayakkabını çalışıyorum ama biliyorsun. Yandan görebilir miyim ayakkabını? Ben yorum yapıyorum canım. Biliyorum Yağmur. O zaman konuşmayacaksın. Burada sırayla konuşuyoruz yani. Öykü ben nerede nasıl söz veriyor. Ben iyi biliyorum. Ama sen ben şu artık an benimle aynı anda konuşamazsın burada. Ben artık sana senin gibi davranmaya karar verdim. Tatlım bizim seninle aramızda hiçbir şey yok. Ben sana bir şey var şekilde, demedim zaten. Hiçbir ben şekilde sana, hiçbir şey davranmıyorum sana, anladın ben mı? Ben sana senin gibi davranacağım o dedim. Zaman aramızda beni bir şey umursamaman var gerekiyor. Çünkü ben seni hiç umursamıyorum. Her neyse. Gömleğin çok ütüsüz, kötü görünüyor. Çünkü gömlek kumaşından kaynaklı ve burada neler çektiğimizi çok iyi biliyorsun. Aa, neler çekiyorsunuz? Yani şu an acım, terliyorum. Neler yani, çekiyorsunuz? Ben takını çok beğendim. Ütü var, evet ama çekim arasında bir dakika ben ütümü yapmam gerekiyor deyip bazı arkadaşlar gibi kapris yapmadığım için şu an buraya oturduğum yerdeki gömleğimle çıkıyorum. Meral. Gömleğini ütülemek isteseydin eğer sana Meral'cim, izin verirlerdi. Meral'cim algılayamadın sanırım. Bir çekime başladık. Başlandı denildi. Değil mi? Ben burada yürüdüm. O kadar koreografiler yaptık. Ve yerime geçtim. Oturdum. Oturduğum gibi bu kolunu ne yapmamı bekliyorsun buraya, şu kumaşı? Buraya oturmadan önce bir kere zaten arka tarafa zaten geçtik. Orada ütüleyebilirim. Ben sana askımı burada da bu gömleği nasıl getirdiğimi de çok güzel gösteririm. Peki burada Yağmur'un yorumunun tamamlamasını bekliyorum. Hela yerimizde konuşmuyoruz. Biz de aynı şartlarda buradayız. Evet. Sen de gayet iyi biliyorsun. Dün sen bana saçma sapan bir şekilde, ağır şekilde yükseldin. Hala saçmalamaktan çok gereksiz, bahsediyorsun. Çok gereksiz bulduğumu tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Sen nasıl buldun? Davranışlarını biraz daha dengelendir, biraz daha minimal hareket et. Beni çok arabesk böyle çok garip arabesk kafalar de bir tarz yaşıyorsun. Yalnız. Aynen çok arabesk, evet. Çok belli. Ben de arabesk bir insanım ama bazen yerine göre arabesk anladın mı? Insan. Sabahın köründe geliyorsun saçma sapan hareketler. Ne neyse, yapıyorum? Girmek bir söylesene istemiyorum. Saçma sapan ay, diye. Bunlara girmek istemiyorum. Çok garip hareketlerim var hayatım. Ortaya bir laf atıyorsun. Çünkü ilerisinde haksız çıkacağın o kadar iyi farkındasın ki canım, ben lafına devam dahi etmiyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Zaten o mevzu da seninle alakalı bir mevzu o kadar değil. Saçma arkadaşını bak, korumak beni için bana gelme. Bana bu kadar küçük cümlelerin altına geçip de hani bunları söyleyip büyüklüğünü bir sana sormayacağım. Bir susar mısın? Bir tek oluşturup altı boş, hiçbir cevapsız şekilde sorular yönlendirme anladın mı? Bana altı dolu, düzgün, kaliteli cümleler kur ama hareketlerinden çok rahatsız oluyorum. Bunu ben tekrardan seni belirtmek istiyorum. Kombini de hiç beğenmedim. Bir tek takını beğendim. Ya bir saniye Bahar'cığım. Zeynep cevabını versin. Vermek evet istiyorsan. Ben sana sıraladığın gibi o sana göre benim cümlelerim basit ya. Bana göre sen konuşmuyorsun. Senin söylediğin hiçbir şey duymak dahi istemiyorum. Sen konuşmuyorsun diyorsun, duymak dahi istemiyorum. Evet diyorsun. Yani canım boş. Bir kere beynin kendinle çelişiyor anladın bak, mı? İki önce, tane robun az var önce sen ama biri bana bir sus şey dedin. Söylüyor, biri bir şey söylüyor. Az önce onları sen bana sus dedin, şu an ben sana cümle söylüyorum. Cümle içinde kullanmayı öğren de susar gel. Susar mısın?
Bence sen sus. Susar mısın? Bence sen sus. Yani şu an gerçekten bütün günümü mahveden iki kişi karşımda benim duruyor. Benim dün neler yaşadığımı anladın mı? Çok iyi biliyor kendini. Benim dün neler yaşadığımı anladın mı? Bak, bu yargısız infaz ne kadar kötü bir şeymiş, kısası bunu öğrendin mi? Kısası yapmak için mi buraya aynen geldin? Aynen öyle, sana öyle. Ben dün yaptığı bana karşı hoş olmayan bir şey olarak düşündüğüm için Zeynep arkadaşımızın onunla hiçbir problemim yoktu. Daha sonrasında dün yaptığı şeyin beni orada ne kadar kötü hissettirdiğini ona şu anda hissettirmek istedim. Bunun dışında seninle artı olarak daha başka hiçbir şekilde bu muhabbetlere girmem. Çünkü beni anlamış olduğunu düşünüyorum. Devamında içeride bir olay yaşadık. Bahar ağladı. Sen orada geçip de İnsanların burada bize söyleniyor ki birbirinizin karakterine, birbirinizin özel hayatlarına hiçbir şekilde vurgu yapacak tek bir cümle bile kullanmayın. Sen kes sesini bilmem ne gibi cümleler kullandın. Ben gayet kulaklarımla duydum. Kız orada ağlıyordu ve ağladığı için hiçbir şey söyleyemedi. Ben de kuliste olduğumuz için belirtmek istemedim. Sen saat 11'de gelip bak, neyin öncesinden bahsediyorsun? Sen saat kaçta geldin de sen şimdi neyi gördün? Konuyu değiştirmeyelim. Onu, o ayrı başlık. Bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Bahar'la ilgili konudan bahsediyorum. Ben şu an bir şey, seni ben ciddiye bitireceğim. Bir sadece bir cümlem kaldı. Gülmelerim hala o yüzden. Bahar'cığım bir saniye. Zeynep'in anlattığı versiyonu da bir dinleyelim. Bakalım o nasıl anlatacak konuyu. Zeynep'ciğim onun dışında benim seninle hiçbir problemim yok. Olamaz da. Tamam. Teşekkür ederim. Benim de seninle bir problemim Dinliyoruz. Yok. Dinliyoruz. Evet. Ne oldu? Ve İyi ki yok. Ben sana dün yaptığım kötü ne vardı? Tek bir cevap vermeni istiyorum. Sadece tek bir cevap. Dün ben sana ne yaptım? Şu an yaptığım şeyi. Ne yaptım ben sana? Şeyi. Dün şu an yaptığım kalktın. Şeyi. Sen dün kalktın ve ben sana yorum yaptım. Çok tamam ben de sana yorum yapıyorum zaten. Sen burada kısasa kısas yapıyorsun. Konunun özüne bir türlü gelemedin. Bugün diyorum ki şimdi beni geren sen iki kişi. Zeynep. Tamam. Ben beni geren ki iki kişi. Konuşu. Bizim haberimiz yok. Konuşu. Hiç bilmeyen birine sen kendi bakış açınla olayı bir anlat bakalım. Öncelikle Bahar bugün az önce de bahsedildi. Kuaför muhabbetinden çok fazla gerildi. Tamam. Bu gerginliğini çok fazla yansıttı. Orada çalışanlardan biz oradayken işte duvarlara vurmak. Duvarlara mı vurdun? Allah aşkına. Yalan söylüyor. Asla duvarlara falan vurmadım. Asla öyle olmuyor soraların işte canım. Duvarlara vurmak ne demek? Ben sizin gibi dram ludik yaşamıyorum. Lafımı bitirebilir miyim artık? Anlıyor musun? Ben bitirebilir miyim artık? Hiçbir şeye vurmam. Ama yalan söyledi. Ya Allah aşkına. Müsaade et dinleyelim sonra sen de doğrusunu söyle. Sonra, sana göre doğrusu. Sonra hatta yeri filan tekmeledim. Kapris yapmaya, ağlamaya, o sesini fazla bir şekilde çıkarmaya başladın. Fazla ses etmeye başladın. Bir şey söyleyeceğim. Anladın mı? Ve o sesin beni aşırı rahatsız etti. Her an şu andan bir tabanca çıkarıp beni vuracak oraya mısın gelip, hissediyorum. Oraya o gelip, sesini derken o ne orada? Ses hani konuşuyoruz ya. Hani işaret sıfatı değil, kişi sıfatı değil. Ne o? Ya hani? Bahar konuyu saptırma. Şu an bak, sana anlatmak istediğim gergin, şu. Sen çok gergin yorum evet, yapıyorsun. Evet şu an çok. Ben de geriliyorum senin evet, yüzünden. Evet senin yüzünden ben bu hale geldim diyorum burada ben de sana. Bunu algılayabiliyor musun gibi artık? Giyinmişsin gelmişsin. Bak konuyu gene saptırıyorsun. Ben kostümü de konuyu unutmayacağım, devam çünkü edeceğim. Çünkü arkada bize yapmaktan yorul sen. Burada yaşa biraz o kafaları. Arkada durul. Arkada mısın? Mı durulayım? Evet. Bir dakika bir susar mısın şu lafımı bitireyim? Sen artık, hayır sen bir şey anlatmıyorsun ki sen yalan söylüyorsun. Yalan mı söylüyorsun? Ya neye göre ben yalan saçma? Ben duvarlara mı vurdum? Arkadaşlar şu yalan kelimesini kullanmayın. Ben duvarlara mı vurdum? Bunlar tamam, da yalan söylüyor. Devamını getireyim. Belki aralarında doğru olanlar vardır dile getiren Bahar. Benim. Ağlayıp dinler misin? Kızdığımı Bahar, ben dinler söylüyorum Bahar, onlara. Bahar susar mısın? Kuaförden problem çıkmış. Devam çıktı et. Çıktı ve bunu çok fazla abarttı. Oradaki insanların hepsine sanki onun kaprisini çekmek zorundaymış gibi davrandı. Ve orada başka insanların da olduğunu unutup o sesini çok beni rahatsız eden bir şekilde kullandı. Ve tamam, ağladığı negatif, için onu pompalamamızı bekledi. Çünkü evet. Az önce de söyledin işte siz çok mu kötü hayatlar yaşadınız bilmiyorum ama falan yaptın ama... Kötü hayatta hayır, ben kolej partisine vardır, gidince hayalperest oluyorum ya. Yani. Hani senin gibi partilere gitmiyorsun. Bahar anlamıyor musun? Bir saniye ya. Sen anlamıyor musun? Aynı anda konuşunca hiç kimse hiçbir şey anlamıyor. Boşa gidiyor söylediklerim, boşa. Ama sürekli dinleyebilelim istiyorsan. Bir Bahar olay. Sen anlamıyor musun? Yapmıyor. Alo. Benim kaprislerimi çekmek zorunda olmadıkları merhaba. Bir yorum. Ama duvar yumruklamak değil. Aaa.
Bahar. Bak Bahar, biz bile burada çok mecbur kalmadıkça araya girmiyoruz. Ama şu an araya girmek durumunda kaldım. Ben sevgili Öykü'yü ilk defa bu kadar böyle sinirli gördüm ama günah. Bak siz orada hem oturuyorsunuz, ayaklarınız acıyor. Doğal olarak kalkamadınız. O kızcağız orada hem ayakların üstünde hem kulaklık şeyinde idare edecek, programı toparlayacak. Biz niye böyle oturup sıramızı bekliyoruz? Bahar'cığım lütfen sıranı bekle ve sizlere de. Sinir değil, iletişim kuramıyoruz. Olmaz böyle. Yani söyle, dinle, cevap ver. Olur mu? Burada bu şekilde ilerliyoruz sohbetlerimizde. Tamam mı Bahar'cığım? Evet. Zeynep'ciğim uzatmadan tam tamam, konuyu... Tamam, böyle oldu. Evet. İlk oradan başladı. Sonra koreografide bir sorun yaşadık. Orada da Yağmur zaten Bahar'ı koruyarak, arkada da bir arkadaşlıkları var. Bugün artık bunu arkada çıkmadan önce kendiniz de itiraf ettiniz kızlar. Yani o benim arkadaşım, yapabilen bir kızsın sen. Bunu da yapmadım de, ben de yalancı olayım. Daha sonra da Yağmur'un üzerinden de böyle konular gelişti. Tamam, bugün şimdi Bahar'ı dinle. Bir gelelim. Nokta koy sen, evet, de Zeynep normal, artık. Normal. Ona da yapmadım de derken ki ona dayı ben zaten az önce söyledim. Bana kimi sevdiğimi sorduklarında ben Yağmur diyorum. Ben burada hiçbiriniz konuyu parmak basmamışken ağladım, sinir krizi geçirdim diyorum. Evet. Siz neyin benim neyi inkar ettiğimi düşünüyorsunuz? Orada en başında... Ama gerçekten ben şoktayım. Ben konuyu bitirebilir miyim Öykü Hanım? Ve şu anda niye böyle tepki verdiğinizi sizin de anlamıyorum. Ben arkada duvara mı vurdum? Hani böyle bir şey gerçekleşti mi? Çünkü gerçekleşmedi de. Şimdi Bahar'cığım, cevapları, bu sorunun cevabını duymaya hazır mısın? Evet. Dinleyebilecek misin? Evet. Sabırla. Evet. Peki. Sela ile başlayalım o zaman. Benim Bahar'a öncelikle yaş olarak ondan büyük olduğum için en büyük tavsiyem şu. Dürüstlük her zaman hayatta senin yanında olsun. Her zaman dürüstlüğü seç. Ne yaparsan yap. Burada rezil de olacak olsan. Çünkü sen şu an yaşının küçüklüğüne veriyorum bunu. Normal olabilir ama yalan söylediğin için şu an insanlar sana tepki veriyor. Bence kendini bu duruma düşüreceğine dürüstçe, ya ben o anda şımardım ve böyle bir şey yaptım deseydin daha iyi olurdu. Ama ben anlamıyorum. Ben duvara vurmadım ki. Yapım ekibinden birilerine soralım. Evet, ben soralım. Devam edebilir soralım. Miyim Öykü Hanım? Kısaca. Ha, duvara vurmak nedir? Böyle filan mı yaptın? Kapıları neden bahsediyorsun? Öykü Hanım bir saniye. Duvarlara vurdun diyor. Bir saniye arkadaşım. Çok sinirlenmişsin demek ki. Ha, çok sinirlendim. O çok sinirlendi. Tamam. Önce duvara vuruyordur. Bahar da duvara vurdu demiş olabilir. Okey. Demedik, gördük yani. Demiyoruz çığlık yani. Falan attın. Ha, çığlık yaşadık attım. Hepimiz. Ama... Hatırlamıyor olabilirsin o. Hayır, duvara vurmadım, hatırlıyorum. Zaten içeride duvar yok, ayna var yani. Dolap duvar var mesela. Duvar yok, hiç yok. Çok dolaplar var, var değil mi? Duvar yok. Duvar yok yani. Aşkım, tamam. Değil mi Bahar'cığım? Ben duvara vurmadım ya. Yukarıda da Allah var yani. Sizden de bir şey öğrenecek durumda inanın değilim. Kaç yaşında olursanız olun. Hayır, ben duvara vurmadım. Dürüst ol, dürüst ol. Bak dürüst olmak, evet, bir şey kaybettirmezsen. Ya sonuçta biz orada bir ses duyduk. Gelip içeride sana bakmadık. Güm güm bir ses, çığlık sesi geldi. Orada makyöz arkadaşların, herkesin moralini bozdun. Bütün insanlar bir anda gerildi. Senin şımarık bir karakterin var. Hayır, ve herkes seni poplasın, bebek gibi davransın istiyorsun. Hiç de şımarık olduğumu düşünmüyorum. Aksine sizden daha olgun davranıyorum. Burada hepiniz bana cephe almışsınız. Tamam, sizi içeride gerdiğim için özür dilerim ama inanın ben sizden milyarlarca kat daha fazla gergindim ve bunu içimde aslında azalta azalta dışarıya çıkardım. Peki. Demek ki tatlıya bağladık. Özür dedi. En azından daha fazla üstüne gitmenize gerek yani yok. Yani size sorry not sorry ama de diyebilirdim burada ama siz onu hak ediyorsunuz. Ben Türkçe, yine de özür dilerim. Türkçe konuş. Duymadım. Tekrar eder misin? Onların hak ettiği şey aslında bir özür değil. Bak burada da aynısını yapıyorsun. Ben de değilim dedi. Şöyle söyledim. Peki biz orada bırakalım konuyu. Olur şimdi mu? Yine yalan söylüyor oluyorum. Az önce şunu söyledim. İşte ben de tam size, o noktaya aslında... tam o noktaya değineceğim. Lütfen yalan kelimesini cümlelerinize kullanmayın. Doğru söylüyor. Bir ithamdır. Tamam mı? Lütfen. Doğru söylüyor. Doğru söylemiyorsun derseniz yalan bir ithamdır. Siz gerçekten şakasınız. Neden dehşete kapıldın şimdi Bahar'cığım? Hala diyor ki orada vuruyor, farkında değil ama vurmadım. Gerçekten dolabın kapağını açmak, açmış olmak. Hani ki dolaplarımız da böyle hani tamam, tahta birbirine temas edince ses çıkarıyor ya. Açıyorum, kapatıyorum. Siz bunu vurmak olarak algılıyorsanız tamam.
Ama vurmuyoruz. İnanamıyorum. Bahar ya gelince o zaman bunu tek tek konuşalım. Yeter ama lütfen. Özür diledin, büyüklük yaptın. Şu an hala özür devam ediyorsun. Ki. Üzgünüm, ha, üzgün değilim dedi yani. Sorry, I'm not sorry dedi yani. Özür de dilemedi. Ben orada sinirliyim ve ağlıyorum diye yürürken yeri tekmelemiyorum. Ya da dolaba açtığımda dolaba vurmuyorum aslında. Sadece gergin olduğum için tepkilerim biraz sert oluyor ve orada ses çıkıyor. Evet. Benim orada dolaba yumruklamak gibi bir lüksüm yok ki ben orayı yumruklayayım. Yani siz Bahar'cığım, ne kafa bir şey söyleyeceğim. Tamam, sen ispat etmeye çalışıyorsun ama zannedersem onların aklındakini değiştirmen mümkün değil. Bundan sonrası da böyle şeyler yapmazsan, sinirine hakim olmaya çalışırsan, belki biraz zor ama hakim olmaya çalışırsan, belki de farklı bir davranış görünce, ha biz yanlış anlamışız diye fikirlerini değiştirebilirler, değil mi? Biraz da böyle düşünelim. Şimdilik bu burada kalsın konu. Uzatmayalım. Sen güzel bir şey yaptın, özür diledin. Olur mu? Tamam. Hazır mısın Zeynep? Evet. Geçebilirsin. Zeynep Uran, ayakkabı 2000 lira, pantolon 219 lira, çanta 230 lira, gömlek 70 lira, takı 40 lira. Hoş geldin. Hoş buldum. Tabii dün bir, bugün iki, hiçbirinizi tanımıyoruz. Bilmiyoruz nedir sinir dereceleriniz, tahammül dereceleriniz. Nedir? Hiç bilmiyorum. Biraz bugün hayrete düştüm. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şöyle bir şey var. Tabii ki tartışacaksınız. Ama bizleri yormadan, yani haklısın. Kıyafetleriniz için her zaman tartışa tabii ki bilirsiniz. Fakat o kadar üst üste konuştunuz ki ben çok anlayamadım. İnanın konuyu... Bahar sende ne var canım? Şey var sende, bir sinir var, anlayamadım. Şey var yani bir mutsuz... Hani vücut dilinden ve hareketlerinden onu anlıyorum, anlıyorum. Ne var? Şu an için mi? Yani söyle mi? Bana söyleyebilirsin. Bilmiyorum, şu anda kendimi kötü hissediyorum. Bu da dışa vuruyor bence ama eğer geneldeyse hayır, öyle hissetmiyorum. Hı. Aksine kendimi burada mutlu hissediyorum ben. Arkadaşlarımı da bugüne kadar seveceğimi sanmıştım. Onlara karşı da önyargılı hiçbir zaman yaklaşmadım. Ama onlar bana hep önyargılı yaklaşıyor. Hayır, şu an çok pozitif düşün. Öyle düşünme, yani orada gücenme, böyle bir gergin halin var, daha sakin ol. Daha çok yeni, yani farz et ki bir okula yazıldınız, yatılı bir okuldasınız. İlk defa birbirinizi tanıyorsunuz. Sonradan samimi burada arkadaşlarınız olacak, belki ömür boyu sürecek. Bilemiyorum ama biraz bir şeyler var, sen de çıkaracağım, vakit çok önümüzde. Seni deşmek istiyorum ben. Bak sen benim çok sevdiğim bir kızın, hepimizin kardeşisin. Ablanla sen, ben onun gibi bir şey bekliyordum karşımda. Sen başka bir şeysin. Yani bana Nihal'i hatırlatmıyorsun. Başka bir karaktersin ve merak ettim seni. Çok enteresansın. Dur bakalım. Pamuk helvası. Evet. Kafa gitti değil mi? Kafamız gitti. Biraz. Canım o nedir? Kaç kuşak? Kaçıncı kuşak nedir? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun sen? Yani, ben ne yapıyorum? O kemerini hemen bir çıkar. Onu çıkartırsam gerçekten çok kötü bir görüntü olacak. Gömleğin kumaşı çok böyle daha ince. Kötüsün. Peki. Ah. Çok zor. Onu bildiğiniz oraya ben sabitledim yalnız. Onu gerçekten şu an sökmek çok zor. Ne kadar aradın o kemeri, ne yaptın, hazır mı aldın? Evet. Yes. Arkadaşlar yardım edebilirler. Hayır. Birisi. Eminim Bahar eder. Kesin eder. Diyeyim mi? Bir düğümcük oldu. O beni buradan böyle sallar sallar. Köprüden yani. Atarsa seni görürsün. Ya, alırım seni, ben duvara vururum böyle. Ama şimdi bu kızları da biraz anlamak lazım bence. Daha yeniler. Çok yeniler yani. Neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Eline, kemeri elinde kalsın. Başıma bağlayayım. Yani şu an Malkoç o kemer ne mana? Burada altıncı şey mi bizim?
Sezon. Sezon. Daha ben böyle bir kemer görmedim. İnan canım. İlklere adımı yazdırmış. Ay, adını nereye yazsam bilmiyorum. Usundaki onun için para vermiş Nurella. Satın aldı. Kaç para verdin ona? Kemer çok da pahalı bir şey değildi. Fazla değil ama 30, tekrar. 20-30 lira bir şeydi. Ya işte 20 liralık bir şey de insan o kadar güzel yapabilir, evet, ki. Yani çok pahalı bir şey de rezil de edebilir. Şöyle bir şey. Pantolonunu beğendim. Bu pantolon sana yakışmış ama o bluzun fazla bir bol üstünde. O daha bir keşke bir koton bir gömlek, poplink gömlek olsaydı. Daha vücuduna bir yapışsaydı. Papuçlarına bakayım. Ay, Dore mi onlar? Gümüş. Hayır, Dore gümüş değil, gümüş. Ama koyu füme gibi bir şey. Antrasit ve parlak bir, evet, şey o. Yan dönsene bir daha. Başarılı bir stiletto Nurella. Güzelmiş. Yani çatılar matılar yani parmak görünüyor. Evet. Çok başarılı görünüyor gerçekten. Ve zor giymek, yürümek. Yani o kolyeyi keşke kapatsaydın bluzunu, öyle ama taksaydın gömleğini. Yani vasat geldin bana. Saçlarını bugün çok beğendim. Sen dünkü sarı elbiseli kız, evet, değil misin? Aa bak, saçların çok iyi olmuş. Her gün illa bir yeme renk katacağım ya. Makyajın çok... Yani vasatsın, şık bulmadım seni. Yani bir, hiçbir stilin yok. 6. Teşekkür ederim. Merhaba. O kemeri bir tutsana demin taktığın gibi. Şimdi fikrin çok güzel de, at o kemeri. Fikrin çok güzel de uygulamada sıkıntı var. Nur'un söylediği şeyi çok ben de sana söyleyecektim. Size. En azından buraya kadar gelmişken yapayım. Ah, tamam. Çıkar bakayım. Evet. Şunu bir at. Ay, her şeyim at. Al, sakla. Aşırı rahatladım şu an zaten. Şimdi yapmaya çalıştığınız şeyi özellikle bu podyuma gelirken arkadaşlar en güçlü yorumunu yapmanız lazım ki... Gömlek çok bol, yakalım, değil mi Ivana? Bu podyumun hakkını verebilmiş olun. Yoksa düşünülmemiş, sadece abi gömlek, altına bir jean, bir stiletto. Bunu da at. Keşke böyle gelseydim, şu an aşırı rahatladım çünkü. Anladın mı? Hani bak, bu bir anda seni daha güçlü bir hale getirdi. Ben bu podyumda bunu görmek istiyorum. En güçlü halini görmek istiyorum. Tabii ki o gömleğin poplin olmalı, daha dar olmalı. Tabii ki burayı kapattığı zaman o saçı da at kuyruğu olursa, evet, çok güzel olurdu, evet. Sen de vasatsın. Siz de bence, genel hepinize söylüyorum bunu, bu programda tabii ki kendini ifade etmek de çok önemli. Siz daha ifade etme kısmındasınız. Çenenizin çalıştığı kadar burayı da çalıştırıp kombin yaparsanız benden 5'in üzerine çıkabilirsiniz. Sen de 5. Eba. Hoş geldin Zeynep. Hoş buldum. Ay kızlar, birbirine dinlemek öğrenmelisiniz. Yani lütfen birbirine dinleyin. Birbirine bir zaman verin. Dinleyin. Kim ne söyledi? Ona göre cevap verin. Bir anda konuşmayın. Yani anlamıyoruz hiçbir şey. Zeynep'ciğim. Evet. Aynı öyle. Gömlek daha dar olmalı. Ama ben Bahar'dan bir şey rica edeceğim. Bahar'cığım, Zeynep bir anda gelir misin? Ceketiyle. Ona mı giydireyim? Evet. Teşekkür ederim Bahar'cığım. Ah kader, ah görüyorsun. Bak bak, ceketi nerede gitti? Bana şimdi... daha çok yakıştığı için problem değil. Şimdi tabii ki o zaman o kolye olmaz ve şey. Ben bu tarzın şeyleri tek parça gömlek olarak çok zayıf buluyorum. Üstündeki mutlaka bir şey giymelisin.
Ama stiletoya bayıldım. Pahalı, üstünde baya pahalı, 2000 TL. Güzel ama. Güzel ama çok pahalı. Ay Ivana, bunlar da zengin kızlar anacığım. Çantalar, papuçlar, Diller papuç kadar, çantalar, servet. Altı.